Merhaba sevgili izleyiciler, hepinize iyi bir reklam arkası olmasını diliyoruz. Bugün biliyorsunuz sabahın köründe bile her yerde kuyruklarla karşılaştık. Nedeni Black Friday. Black Friday'i nasıl black olduğunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben bir tekrar hatırlatayım dedim. 1932'den beri Amerika'da Şükran Günü sonrası yapılan indirimli satışlar aslında bu. Fakat 1961 senesinde bu alışverişler esnasında bir takım ölümlerle karşılaşılıyor ve onun arkasından buna bir black sıfatı gelerek Black Friday olarak günümüze kadar devam eden bir alışveriş çılgınlığı diyelim. Bu sürecek. Böyle öyle kampanyalar, işte beyaz pazartesileri, siyah cumalar diye gidiyor. İkinci haberimiz, Türk Afiş ve Grafik Sanatı'nın öncüsü İyap Hulusi Göreğ'in 121. doğum yılıydı. Türk grafik tarihi ve Türk grafik sanatının öncüsü olan İyap Hulusi, hakikaten Türk iletişim tarihinde ilk Latin harflere geçişimizde alfabenin kapağı, birinci sigarası ve tekeldeki çalışmalarıyla Türk sanayisine damga vurmuş önemli bir reklam adamı. Buradan onu saygıyla anıyoruz. Üçüncü haberimiz ise her sene düzenlenen ve bu sene dokuzuncusu yapılan İstanbul Üniversitesi'nin adalet ve adalet mottosuyla, dijital adalet mottosuyla düzenlenen suç ve ceza film yarışması. Burada da birçok ulusal ve uluslararası filmler katıldı. Çok ciddi katkılar sağladı en azından. Hukuk, siyasi, sosyoloji alanında sonuçlar değerlendirmeye değer diye düşünüyoruz. Dördüncüsü ise 47.si düzenlenen Uluslararası Emmy ödülüydü. Biliyorsunuz aslında 71. olan Emmy o sadece Amerika'daki dizilerle, orada bir karışıklık oldu galiba, herkes karıştırdı onu. Ama Haluk Bilginer'in aldığı ödül uluslararası dizilerde en başarılı erkek ödülü. Buradan onu kutluyoruz. Türkiye'nin böyle güzel başarılara, motivasyonlara ihtiyacı var. Her zaman bunları destekliyoruz. Buradan tebrik ediyoruz kendisini ve günümüze geliyoruz efendim. Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özür'ün, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Aslında futbolda olur ya bu, hani her üç büyükte oynar. Sinan bunun bir örneği bence. Aynen. Baskette. Aynen. Milli basketbolcumuz Sinan Güler şu anda Darüşşafaka'da. Aynen. Devam ediyor. Havas İstanbul Türkiye CEO'su Cüneyt Devrim, hoş geldiniz. Bugün böyle hafif spor, hafif de sizin önemli adımlarınızdan bahsedeceğiz. Ama isterseniz biraz Petlas'ın durumundan bahsedelim. Çünkü bayağı gündemde spor denince Petlas günümüzde öne çıkıyor. Doğru. Bu en son reklam kampanyasına gelmeden önce ben, müsaade ederseniz, Petlas'ın marka yolculuğu ile ilgili. Tabii tabii, çok önemli. Petlas yerli markası, ve milli çünkü. Evet, evet, çok övdüğümüz bir şey. Bugün Petlas markasının geçmişi 40 yılı aşıyor. 1976 yılında bir kamu kuruluşu olarak hayatına başlıyor Petlas. O tarihte Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu lastiklerin temin edilmesinde bir güçlük var. Ambargo yılları. Dışa bağımlılığı azaltmak güdüsüyle kuruluyor Petlas. Ancak hızlı bir yatırım gelişme yaşanmıyor. 1997'de ilk defa özelleştiriliyor. Tabii lastik gerçekten büyük yatırımlar gerektiriyor başarılı olmak için. O yatırımlar yapılmadığı için şey de olmuyor, bir gelişme de olmuyor uzunca yıllar. Ta ki 2005 yılında Abdülkadir Özcan AŞ tarafından, Ako Grup tarafından satın alınana kadar. O tarihten sonra yatırımlara hız veriliyor. Ki bugüne kadar bu yatırımlar 600 milyon doları aşmış durumda. Yani mevcut bir fabrika var, 600 milyon dolar yaklaşık bir fabrika daha yapmanız demek. O mertebede yatırımlarla ancak bugünkü seviyeye gelinebiliyor. Bu yatırımlar kapasite artışı, kalite artışı, ürün geliştirme ile ilgili yatırımları kapsıyor. Petlas da bizim, sizin de söylediğiniz gibi, övdüğümüz şey, evet, %100 milli sermaye, yerli marka. Ama bunun ötesinde bir başka şey var. %100 yerli mühendislik Petlas. Hiçbir yurt dışı kaynağından know-how, teknoloji transferi olmaksızın ürünlerini geliştiriyor kendi imkanlarıyla ve piyasaya sunuyor. Bizim aslında en çok övündüğümüz kısmı burası. Aslında bir dönem şey vardı, yerli malı, Türk'ün malı, herkes bunu kullanmalı. Evet, tam aslında ona uyan bir marka yani. Doğru.
Doğru. Bu yatırımlar başladıktan ve hızla ilerledikten sonra ilk defa 2010 yılında Petlas iletişime başladı. O yıldan bugüne kadar bu 8-9 yıllık macera içerisinde şunu gördük. Örneğin 5 sene önce yapılmış bir marka bilinirlik araştırması var. Orada biz 8. olarak çıkmıştık. Tabii sektördeki bütün rakipler global markalar ve doğru, her biri 100 yıllık, 150 tabii, yıllık markalar bunlar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yer gerçekten başarılı diye düşünüyorum ben. 8.likten birkaç önce yaptırdığımız araştırmada çıktığımız 3.lüğe kadar bir maceramız oldu gerçekten. Dediğim gibi global markaların ötesinde çıkmak çok memnuniyet verici. Tabii önemli bir şey. Dolayısıyla iletişimde başarılı işler yapıldığını düşünüyorum. Tabii marka bilinirliği iyi bir şey, güzel. Ama bizim pazarlamacılar olarak esas hedefimiz bilinirlik, evet, satın almaya etkisi muhakkak. Ama esas şey sevilen marka olmak. Love mark diyorsun. Love mark olabilmek, evet. Bunu olmaya çalışırken de yaptığınız işler önem kazanıyor. Ve doğru. Spor sanırım bunların başında gelen araç. Biz de en son basketbol sponsorluğumuz olsun, ondan önce futbol, motor sporları sponsorluklarımızla bu amaca ulaşmaya çalışıyoruz. Peki aslında kampanyanın brief gibi bir şey, yani nasıl buna karar verdiniz diyecektim ama evet. Sinan'a bir döneyim ben, olur, olur. Sonra tekrar dönelim. Şimdi senin tabii Efes'te ve Türk Milli Takımı'nın o süreçlerindeki reklam çalışmaları var. Evet. Şimdi böyle bir şey de girdin bu kampanyaya. Aslında spor endüstrisi hakikaten ülkemizde çok da kullanılmayan bir şey. Halbuki markalarla spor endüstrisinin, yani spor kulüplerinin çok iç içe olması lazım. Buna örnek işte her zaman o üç büyükler sayılır ama bunda Anadolu takımlarını da burada ben bayağı iyi görüyorum. 2018'de en çok sponsorluk yapan Sivasspor. 23 tane sponsoru varmış. Vay. Yani ciddi bir şey. Bugün de başarılarını görüyoruz. Şu anda doğru, ligin başındalar zaten. Nasıl bakıyorsun Türk sporundaki son böyle 5-10 yıldaki gelişmeye? Çünkü ben görüyorum mesela milli takımda bir gençleşme var. Hı hı. Baskette de genç oyuncularımızı görüyoruz. Birçok uluslararası turnuvaya katılıyoruz. İlk defa bir 2020 Avrupa Şampiyonası'na böyle son maçta şey oynadık. Yani böyle garantilemiş rahat oynadık ki her zaman böyle bıçak kemiğe dayanmış vaziyette oynarız. Nasıl bağlıyorsun spordaki gelişmeleri? Ya sporda evet, özellikle milli takımların öncülüğünde bir markaların dahil olduğu noktada en önemli konulardan bir tanesi sporun birleştirici gücünü kullanabilmek. Ve çoğunluğunda zaten hem sporun büyümesi adına hem de kendilerini tanıtıp o love markayı oluşturmak adına şirketler tabii ki de milli takımlarla bir yol başlatıyorlar kendilerine. Kulüp tarafına geldiğinde iş tabii ki de biraz kendini sınıflandırmaya girdiğinden dolayı belki tercihler değişiyor olabilir. Bu benim sporcu olarak kendi tecrübem ama aynı zamanda Sivasspor örneğini verdiniz ki bence endüstriye dışarıda baktığımızda Almanya ve Fransa gibi sportif endüstrilerin olduğu ortamda farklı sponsorların ve lokal sponsorların çok girdiği ortamlar var. Evet. Bunların örnek teşkil etmesi her zaman için büyümeye yardımcı olacaktır, yatırıma yardımcı olacaktır. Demin de içeride sohbet ederken bir kısaca bahsetmiştim ama yatırım başarıyı, başarı yatırımı karşılıklı olarak destekliyor ve doğru bir korelasyonu var. Onu devam ettirmek adına da bu tarz işbirlikleri her zaman önemli. Ve geliştirilmeli bence. Kesinlikle geliştirilmeli ve önünü açmalı, evet, bir şekilde. Evet. Öbür tarafından baktığınızda dediğin gibi hem milli takımlar olsun hem geçmişteki oynadığım kulüplerin içerisinde olsun bizim için sahanın dışına çıkıp farklı bir heyecanı yaşama imkanı oluyor bu tarz işbirlikleri. O noktada da bizim için ayrı bir keyif oluyor. Süper. Aslında güzel bir proje tabii. Şimdi işin iletişim tarafı yine içeride konuşuyorduk. Brand & Sports'ta da hani buna değindin zaten. Evet. İstersen biraz oradan bir girişle yapalım. Hani spor, marka ve spor marka ilişkisindeki iletişim nasıl olmalı gibi gireyim ben.
Bu birazcık da böyle öğretici bir program oldu bence yani. Sıfır kampanyayı konuşmuyoruz. Farklı alanlarda doğru. Ya şöyle, ben tabii iletişim tarafından bakıyorum. Spor iletişimi bambaşka bir uzmanlık. Türkiye'de tabii spor hani birçok farklı branşta, yani futbol, basketbol vesaire. Farklı zamanlarda ister istemez başka streslerle biraz yumak haline gelebiliyor. Ama onlardan biraz geri çıktığımızda iletişimci olarak özellikle markaların değer bulduğu yer de orası olmalı. Kitlesel bir iletişim kanalı haline gelebiliyor. Ve hani siz gerçekten onu hani spor tabii ki bir, yani bir mücadele, insanların seyretmek istediği, seyretmekten keyif aldığı bir şeyden bahsediyoruz. İletişim tarafında bunun eğlence unsurunu çok net altını çiziyor olmak lazım. Yani biz gerçekten spor iletişiminde dikkat edilmesi gereken şeyin onun gerçekten insanların eğlenerek zaman geçirdiği. Evet. Yani sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek vesaire yerine spor müsabakası seyrettiği şeyi unutmamak lazım iletişimini yaparken. Onu desteklemek, o eğlenceyi hayatın içerisine sokmak değerli. Bazen dediğim gibi bizde gündemler karışıyor, o bir anda akıldan uçuveriyor ama onu tutarsak bence doğru bir yerde oluyoruz. Markalar doğrudan değer buluyor. Çünkü hiçbir marka stresli bir ortam içerisinde olmak istemez. İletişim yapmak istemez. Aynen öyle. Aslında bu hani şimdi diyoruz ya, şimdi artık bu spor kompleksi. Aslında bu kompleks mesela diyelim ki o gün bir maç var. İşte ailesini alıp adam sabahtan bütün gününü mesela o kompleks içinde geçirebilmeli diye düşünülüyor aslında bu tip yerler. İşte müzesi var, store'u var, işte oradaki etkinlik alanları oluyor, birçok marka gelip orada kendini tanıtıyor ediyor falan. Aslında bu bir birleştirici unsur. Yani o spor olayını bir yerde sevgi, barış ve bütünlük içinde geçirmeye yaratan ortamlar diye bakıyorum ben. Aynen, popüler şu andaki tabiriyle aslında bir deneyim alanı. Aynen. Yani sizin hani o aile için, birey için tanımadığınız zaman da hafta sonu için aslında onlara ayırdığınız bir süreçte bir deneyim alanı yaratıyorsunuz. Seyrettikleri de orada, yaşadıkları da bunun içerisinde. Satın aldıkları, yedikleri, içtikleri, gördükleri, bunların hepsi o deneyimin parçası. Biz tabii orasından bakıyoruz. Hani ama tabii ki şey, yani müsabaka, oradaki mücadele merkezinde. O olmazsa hiçbir şey olmuyor. Olmaz. O da, hani bazen bunları konuşunca şeye dönüyor hani. Ya hiç mi onun değeri yok bu? Maçta bu kadar. Yeterli. Onun değeriyle orada bütün günü geçiriyoruz aslında. Olmazsa zaten konuşacak bir şey de yok. Ama oradan bizim dışarı bakabiliyor olmamız lazım. Olmamız lazım. Peki bu güzel kampanyanın, bu Türkiye el ele mottosunun çıkması, kampanyasının briefi nasıl gitti ajansa? Nasıl karar verdiniz? Biraz evvel ipuçlarını verdim aslında. Bizim marka bilirliğimiz çok keyifli bir yere geldi. Kısa sürede bu kadar hızlı yükselmesi şaşırtıcı bir şey. Birlik güzel, sevilen marka olmak esas amaç. Bizim pazarlamacıların aslında görevi veya hedefi tüketici algısını markaların gerçeğiyle eşitlemeye çalışmak. Yani bir yerde eksikseniz, tüketici eksik biliyorsa, algısında bir eksiklik varsa bunu tamamlamak. Basketbolda bu konuda bize destek olacak diye düşündük. Çünkü basketbol seyircisi daha eğitimli, daha genç. Doğru. Ortalamadan farklılaşan bir grup. Petlas'ın da buna ihtiyacı vardı. Özellikle iletişimde de doğru yerlere oynayıp bunu başardık diye düşünüyorum. Peki, yani bunun üzerine nasıl doğdu bu işin jingle'ı var? Rayman miydi? Doğru. Dijital tarafta, YouTube'da onunla da, onun da devam ettiği bir parçası var. Ya şöyle, şimdi biz brief'i aldık. Yani basketbol bizi de çok heyecanlandırıyor. Milli takım heyecanlandırıyor. Milli takımda yeni bir jenerasyon var. Aslında bu Türkiye'nin bundan sonrası da gideceği yol için aslında çok önemli bir takım olduğunu da düşünüyoruz. Yani yeni bir sayfa var. Aslında bence onun başlangıç noktasını çok net de herkese gösterdiler. Yani hani biraz daha iyi yerlere gidebilirdik bu turnuvada. Onu hepimiz herhalde hissediyoruz. Ama hani neler yapabileceklerini de bence ışığını verdiler. Şimdi biz brief'i aldıktan sonra tabii genç bir hedef kitleye ulaşmak istiyoruz. Birkaç ekseni vardı işin. Yani bir, tabii ki Petlas'ın hani desteğini doğru şekilde anlatmak, ama yani müzik içerisinde olmalı. Çünkü müzik bizi çok kolay dolaşıma sokan şeylerden bir tanesi. Bir de sporda o jingle çok önemli ya. Kesinlikle öyle. İşin içerisinde bir dijital ve televizyon bağlantısı vardı. Yani biz televizyonda bir şey çıkartacağız ama dijitalde dönmesi için mecraların dinamikleri farklı hareket ediyor. Hedef oraya yönelik bir şey yapmak gerekiyordu. O yüzden de aslında bizim ürettiğimiz müzik, yani televizyon filminde aslında müziğimizi Yener Çevik yaptı.
Daha sonrasında son işte pası Sinan attı. Dijitalde Rayman 4 gün sonra da onun aslında müziği ve şeyle beraber YouTube'da devam ettik. Ve bu işleri yaparken de ortada hani basketbolla bizi birleştiren, yani bizim o bir hareket var şeyin, filmin içerisinde. O hareketi yapma yapmama, çünkü o ritüellerden bir tanesi. Herkesin maçlarda bir sevinme ritüeli var. Doğru kişiyi bulmak da şeydi. Yani gerçekten ben hani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Türkiye'de sadece basketbol değil, bence futbol, diğer branşlarda da hani gençlere de belki hani kendisinden yaşlılara da örnek olacak sporculardan bir tanesi Sinan. Bizi kırmadı ve kabul etti işin içerisine yer almayı. Her şeyden, dediğim gibi sadece basketbol, diğer branşlardan da herkesin saygı duyduğu insanlardan bir tanesi. Onun aslında birleştirici olarak basketbolu, basketbolun etrafındaki o ritüeli anlatması için olması da bizim için çok keyifli oldu. Sonrasında zaten televizyondan dijitale şey yaptık. Toplamda 28 milyon izlendi bu arada dijitalde. Etkileşimi çok yüksek. Yani bizim yaptığımız işte genelde ona bakıyoruz. İnsanlar altına yorum yapıyor, beğeniyor, beğenmiyor vesaire. Beğeni tabii, yani beğenme oranı çok yüksek olmasına rağmen 2 milyon da etkileşim var. Yani %10'a yakın bir etkileşimi vardı işin. Rayman'ın yaptığı müzik YouTube'da bir hafta boyunca trendingde bir numaraydı. Yani bunlar aslında bizi işte o... Şu an bakınca 9.2 milyon seyredilmiş bir şey. Evet, sadece şey. Sadece Rayman. Toplam 28, bizim tabii televizyon şeyinin de dijitalde döndüğü diğer parçaları da var işin içerisinde. O yüzden o dönemdeki iletişim faaliyeti olarak yani milli takım etrafında aslında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Tabii Amerika maçını kazansaydık o başka bir şey olurdu diye düşünüyoruz. Çünkü yeni bir film bile çıkardı belki. O maçı da bu arada yani markamızla beraber, hatta sosyal medyadan bizimle beraber olan müşteriler de katıldı. Öyle bir izleme aktivitesi yaptık. Güzel. Son anına kadar gerçekten çok heyecanlı bir maç seyrettik ama biraz orada yüreğimiz... Şu reklam filmini ben bir oynatmak istiyorum. Bir tabii hatırlayalım, sonra üstüne konuşalım. Tabii ki. Çok peki. Furkan ne haber? Aa, Sinan abi ne haber ya? Gel gözümün karasına bak, gel sel gibi büyüyen coşkuya bak, gel akan terlerin, yaşların, gencin, yaşlının sevdasını sırtına giy, gel sebebini sorma, damarlarında gezen aşk bu sevda, bu derinlerde yüzen, ah bu gençliğim, ah bu da yüreğim, geceni gündüzünü yoluna kırk, gel 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 gel. Evet, keyifli bir film olmuş. Sinan'a soracağım tabii çekimden sonra da, sana şeyi sormak istiyorum. Prodüksiyon nasıl? Bayağı bir kalabalık ve şey ortamda çekilmiş, yani nasıl çözdünüz olayı? Ya her prodüksiyonun kendine göre şeyleri var. Zorlukları olabiliyor. Neyse ki şey, hani açık hava yapınca genelde gerçekten hava durumu çok bizim için kritik. Şimdi kamera arkası da geldi de oradan izliyorum yan gözle. Yani şey çekimleri, bu hani iç çekimler de var ama esas basketbol sahasındaki çekimleri Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda çektik. Bu arada şey de, hani çekim sürecinde yaşadığımız birkaç aksaklık oldu. Onları, krizleri yönetmek durumunda tekrar çekim yapmak durumunda olduk. Sinan sağ olsun o dönemde antrenmanları vesaire olmasına rağmen kırmadı, tekrar geldi. Bazı sahneler tekrar çekilmek zorunda kaldı vesaire ama yani biz yayında sonuçta şey, doğru şeyi görmek durumundayız. Onu sağladığımızı düşünüyoruz. Ben Türkiye'de bu basketi sevdiren bir dizi vardı, hatırlıyor musunuz neydi? Beyaz Gölge. Aynı şeydi o. Erkan Bey buyurun. Kamera arkasını seyrederken hala gülüyorum gerçekten. Çok benim şahsen çok keyif aldım. Kamera arkaları ama hep güldürür insanı. Ufak bir sakatlık yaşadım. Eski bir sakatlığım nüksetti. Aralarda basket maçı yaparken. Tabii eşe dosta Sinan'la maç yaparken oldu diye hava atıyordum. Sinan o esnada orada yoktu. Gene de keyifliydi.
Peki çekimleri nasıl buldun, nasıl geçti? Var mıydı böyle enteresan? Esasında yerin, bulunduğumuz yerin etkisinden dolayı bir iki farklı lokasyonlara çekmemiz gerektiğinden dolayı aslında çok esnek ve hareketli bir çekim ekibi vardı. Ama benim için en önemli konu birincisi gerçekten o kriz yönetimi döneminin sonrasında herkesin bir araya gelmekte, yani ya niye buradayız demektense hadi yapalım bu işi, daha iyi yapabiliriz, daha güzel yapabiliriz şeklinde bir ortam oluşması ve yani evet herkesin bir özveri verdiği bir ortamda gerçekten yapabileceklerimizden daha da iyi bir iş çıkarmış olmamız önemli oldu. Bir diğeri de şimdi Cüneyt abi bahsetti. Hani evet sonuçta endeksi çok önemli bir kampanya olabiliyor bir noktada. Evet, herkes Amerika maçının sonucunu endeksliyor bir noktada bazı şeyleri. Ama esasında belki de Pettas'ı ve bu kampanyayı biraz ayrıştıran konu biz ne olursa olsun hep beraberiz, bir aradayız. Bunu anlatabilmek ve herkesin bir şekilde milli formanın getirdiklerini yaşayabileceği bir ortam oldu. Bence zaten çekim boyunca da bunu hep her türlü haliyle hissettik. Bir noktada gerçekten Furkan da sağ olsun bizimle beraber diğer rol arkadaşım gerçekten çok da keyifli hale getirdi. Beni de çok da rahatlattı o noktada. Furkan'ın başarısı Sinan'daki Cevher'i dışarı çıkarması oldu bence. Aslında Sinan'la konuşurken şeyi sormak böyle off the record demeyeyim de son olimpiyatlara gideceğiz tabii zaman var ama çekilen kurada rakiplerini nasıl görüyorsun? Çekya mesela son şeyde bizi eleyen kaybettiğimiz bir şeydi. Mesela Uruguay nasıl bir takım? Hiç. Ya genelde zaten Güney Amerika takımlarını böyle hep bilinmez olur. Yani eğer kıtanın uzandaysa... Hiç oynadık mı ben Uruguay'la? Uruguay'la ben oynamadım. Arjantin'le oynadık. Arjantin'le oynadık. O Costa Rica'yla falan filan oynadık. Onları biliyorum. Uruguay'da da gene de ne olursa olsun her türlü şekilde sert oyuncu olacaktır belli seviyelerde. Yani mühim olan konu kimle oynayacağımız değil. Biz orada nasıl bir kadroyla bulunacağız? Bu jenerasyon değişiminin içerisindeki en büyük engellerden bir tanesi belki bu oldu yani. Bu sene turnuvayı da izlediğimiz noktada iyi giden şeyler vardı, iyi gitmeyen şeyler oldu ve belki Amerika maçının duygusal yükü Çekya maçına yüklendi, çok yansıdı. Değil mi? Bence de. Ama yani şunu bilmek çok önemli. Gerçekten milli takımın ve milli formayı giymenin getirdiği özveri ve getirdiği her şey sporculardan yansıyan bir şey eninde sonunda. O enerjiyi paylaşan o. Bu noktada yaz zamanı geldiğinde sezonu kimler iyi geçirmiş, kimler sağlıklı. Bunlar çok önemli hale gelecek. Belki sezon sonuna denk gelmesi avantaj olacaktır bu turnuvanın. Herkes en azından form grafiğe oynamadan sezonu bitirecek bir ortam yakalayacak kendine. Ama önemli olan konu orada kimlerin olacağı ve nasıl bir takım ben olacağı. Ben gençlerimize güveniyorum. Son söz sizin Erkan Bey. Siz tabii diyeceksiniz ki kış neden gelmiyor? Gelecek. Son günlerde şu söyleyeceğim şeyi birkaç kere tekrar ettim. Yayında da tekrar edeyim. Bizim son böyle iki haftalık yaşantımızda tahmin ediyorum böyle çiftçilerden, balıkçılardan, ne bileyim iklimle çok işi olan insanlardan daha fazla biz hava durumu kontrol ediyoruz. Çünkü kış lastikleri gerçekten hava durumunda çok endeksli. Bu sene geç geldi ama bir nasihat olarak da söylemiş olayım. Kar yağmasını beklemesin tüketiciler. Kesinlikle. Yağmur da çünkü çok önemli. Çok sayıdaki insan belli sayıdaki lastik bayisini akın etmek zorunda kalıyorlar ve ister istemez bayiler bizimle bile konuşamıyorlar. Yani gece 12'de doğru lastik değiştiren lastik servisleri oluyor. Efendim çok... Sonra şey dönüyor. Karasalılar, kara çarşambalar oluyor. Kar yağdı. Doğru. Bizimki ister istemez siyah çünkü. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Böyle güzel kampanyalar en azından Türkiye el ele olarak yürümemize fayda sağlıyor. Teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Cumartesi 2020 kuralları var. İnşallah Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gönlüne göre çıkar kurallar diyelim. Ve hepinize iyi bir hafta sonu dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.